Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kars yöresine ait hengel yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz, kişi sayımız fazla olduğu için un miktarımız 8 su bardağı un, bardak ölçüm bu bardakla. Sizin kişi sayınız artsa, azsa 4 su bardağı un kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta ve 2 tatlı kaşığından biraz fazla tuz kullanacağız ve 2 su bardağı da su ilave edeceğiz. Evet, şimdi hengelimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle elenmiş unumuzun üzerine tuzumuzu ilave ediyoruz. İki adet yumurtamızı kıralım. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. 2 su bardağı. Hamurumuz sert bir hamur olacak. Kulak memesi değil, sert bir hamur olacak. Hamurumuz artık iyice toparlandı. Gayet sert bir hamur olması gerekiyor. Evet, hamurumuzun son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ele yapışmaya gayet sert bir hamur elde etmiş olduk. Oluşturduğumuz hamurumuza rulo form veriyoruz ve bezeleri ayırıyoruz bu şekilde. Kaç bezeye ayırdık? 2, 4, 5 beze oluşturduk. Bezelerimizi bu şekilde yuvarlayalım. Oluşturduğumuz bezeleri şimdi bir oklava yardımıyla açacağız. Önce elimizde bu şekilde şekil veriyoruz hamurumuza. Biraz dinlenmesi lazım. Ne kadar dinlendireceğiz? 1-2 dakika. Evet, birkaç dakika dinlendirdikten sonra açabiliriz. Un neden serpiyoruz üzerine? Yapışmasın. Yapışmasın yumurtalar diye. Yapışmasın tamam. İçin un sefilik aralarını. Şimdi bezelerimizi oklava yardımıyla teker teker açıyoruz. Evet, açtık hamurumuzu. Şöyle büyüklüğünü göstereyim oklavamla. Üzerini unladık. Tekrar oklavaya saracağım. Evet, yapışmaması için unladık. Tekrardan oklavaya sarıyoruz. Ve kesil. Ve şimdi oklavanın üzerinden bu şekilde hamurumuzu kesiyoruz. Şimdi tekrar. Tamam. Şimdi bu şekilde kesiyoruz. Evet, bu şekilde kestikten sonra şimdi küçültüyoruz. Bu sefer de ortadan ikiye keserek böyle kareler oluşturuyoruz. Evet. Tamam.
Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Kestiğimiz hamurlarımızı unlamış olduğumuz tepsimizin içerisine aktaralım. Şimdi diğer bezelerimize de aynı işlemi uyguluyoruz. Evet, bu şekilde hazırladığımız hamurları şimdi haşlayacağız. Makarna gibi ve daha sonra sarımsaklı, yoğurtlu. Onları da aşama aşama çekeceğim. Şunu da söylemek istiyorum. Bu şekilde yaptığımız hamurları temiz bir sofra bezinin üzerine serip kurutup kışında tüketebiliriz. 2-3 gün sofra bezinin üzerine serdiğimiz hamurları iyice kuruttuktan sonra temiz bir kesenin içerisine alalım ve serin ortamda saklayalım. Kışın dilediğimiz zaman çıkartıp tüketebiliriz. Şimdi tenceremizin içerisine kettle'da kaynattığımız suyu aktaralım. Ve içerisine tuz ilave edelim. Bir tatlı kaşığı. Evet, ocağımızın da altını açalım. Tuzumuzu da ilave ettik. Şimdi biraz daha sıcak su ilave edeceğiz. Suyu bol olmalı ki tenceremizde hamurlarımız birbirine yapışmasın. Şimdi hengellerimizi unundan ayrıştırarak, silkelettirerek suyumuzun içerisine ilave ediyoruz. Tuzunu 2 tatlı kaşığı attık. Tuzlu olsun ki suyumuz, hamurlar birbirine yapışmasın. Hengellerimiz birbirine yapışmasın. Evet, karıştıralım şöyle bir kere. Birkaç kere. Hengelimizin piştiğini şu şekilde anlıyoruz. Hengeller suyun yüzeyine çıktığı zaman pişmiş demektir. 5 dakika süre sonunda hengellerimiz suyun yüzeyine çıktılar. Artık pişmiş demektir. Süzebiliriz, süzgüye alabiliriz. Evet, çeşmede soğuk suyun altında bu şekilde yıkadıktan sonra, evet, suyu süzülen hengelimizi şimdi kabımızın içerisine aktaralım. Bir kase yoğurt ve 4 diş sarımsağı ezdikten sonra karıştıralım ve cam kabımızın içerisine sarımsaklı yoğurt karışımımızı ilave edelim. Alta yoğurt, üzerine hengel ve tekrardan yoğurt, sarımsaklı yoğurdumuzdan ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştıralım. Bir cezvede 2 yemek kaşığı tereyağımızı ocakta eritelim şimdi. Yağımızı güzelce kızartalım. Kızgın yağ şimdi hengelimizin üzerine ilave edeceğiz. Kızaran tereyağımızı şimdi üzerine ilave edelim. Birinci yöntem, hengelimiz böyle sarımsaklı yoğurtluydu. Şimdi ikinci yöntem ise Kars'a özgü, evet, yoğurtlu sarımsaklı hengelimiz hazır. Şimdi ikinci bir yöntem, Kars'ın biliyorsunuz peyniri meşhur. Bu da Kars'ın güvermiş çiçil peyniri. Kars'ta buna tulum peyniri diye geçiyor. Şimdi hengelimizi bir kısmını da bu peynirle hazırlayacağız.
tepsimizin içerisine bu güvermiş çiçil peynirinden. Bunu marketlerde de bulabiliyorsunuz. Bu peyniri Kars yöresine ait. Tepsimize bu peynirden aldıktan sonra biraz tereyağı gezdirelim. Şimdi üzerine haşlanmış olduğumuz hengelleri ilave ediyoruz. Gerçekten iki türlüsü de mükemmel oluyor. Biz bugün iki türlüsünü hazırladık. Hem peynirli, çiçil peynirli, hem de sarımsaklı yoğurtlu. Dileyenler üzerine salçalı kıyma kavurarak ilave edebilirler. Üçüncü bir çeşit de o şekilde oluyor. Peynirli, sarımsaklı yoğurtlu ve kıymalı. Bugün Kars yöresine ait hengel yapmış olduk sizlerle beraber. Umarım beğenirsiniz videolarımı. Şimdi bunun da üzerine eritmiş olduğumuz tereyağından gezdiriyoruz. Evet, hengeli yapmış olduk. Çiçil peynirli ve sarımsaklı yoğurtlu. Evet, yapanların şimdiden ellerine sağlık. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Afiyet olsun.